Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim bu muhabbet uzar gider. Bence ben bir Yeliz'i tanıyalım diye düşünüyorum. Artık bir Yeliz'e gelelim. Evet ya. Çünkü kız geldi. Benim kayınvalidem maalesef Yeliz'cim biraz böyle. Belki sen de ekranlardan görmüşsündür. Sana bir türlü gelemedi. Yeliz'cim biraz bize kendinden bahseder misin? Tabii ki. 27 yaşındayım. Balıkesirliyim. İstanbul'da yaşıyorum. 7 yıllık evliyim. Bir oğlum var 4 yaşında. Çalışmıyorum şu an. Yeliz'cim eşinle nasıl tanıştın? Ben lisedeydim. Evet. Eşim de üniversitedeydi. Sonrasında Dolmuş'ta tanıştık biz. Aa, evet. Dolmuş'ta, bildiğimiz Dolmuş'ta. Evet, Dolmuş'ta nasıl oluyor ya? Ya olabiliyor demek ki. Yani, evet, ilk defa duydum diyelim. Yani yanına mı oturdu, nasıl oldu? Ya şöyle, eşim bir sonraki gün, o gün biz hiçbir şekilde diyaloğa girmedik. Bir sonraki gün benim bindiğim durağa gelmiş, orada beni beklemiş. Aa. O şekilde tanışmıştık. Biz çok zor evlendik. Aa, neden? Evet, babam vermek istemedi. Aa, neden? Niye? Küçük olduğumu düşündü. Bir şekilde ikna ettik. Yani nasıl ama? Zaten işte bizim merak ettiğim konu o benim. Evet, nasıl ikna ettiniz? Ya aile büyükleri vardı. Hani dediler ki, oğlum, babam dedi. Oğlum sen benim kızıma bakamazsın. Bence vazgeç, alma. Aa. Benim kızıma bakamazsın diye böyle eşine dedi, direkt söyledi mi eşine? Evet, direkt söyledi. Abo. İstemeye gittiğinde ilk söylediği buydu. Senin baba da biraz sertmiş. Hani eşinin zoruna gitti mi peki bu kelime? Sonra hani... Bu niye? Şöyle eşim... Ne demek yani, onu anlamadım. Yani senin ya maddi naz yapıyor. Olarak, hani maddi olarak biraz... Çok mu para harcıyorsun yani, nedir? Evet, biraz fazla para harcıyorum. Niye eşin? Baban ciddi miydi bunda? Evet, çok ciddiydi. Ben de naz yapıyor diye düşünüyorum babasını. Yok, kesinlikle çok ciddiydi. Aa, yani değişik ya. Eşinin tepkisi neydi? Sen ne dedin sonuçta eşine diyor orada? Sonra ikna ettik ama eşim bakarım baba sen merak etme sen ver bak görürsün falan demişti. Aa, sözünde de durdu. Alttan almış ama eşin yine de ya. Evet. Mecbur yani... alacak. Çünkü kızı alacak. Kadar. Seni aldıktan sonra ne oldu peki? Bu şu an gayet güzel bakıyor, hiçbir sıkıntım yok. Kızınızla oğlunuz konuşuyormuş madem, neden babası istemedi? Benim oğlum okudu, üniversite okudu. Evet. Ondan sonra üniversiteyi bitirdikten sonra askere gitti. Askerden geldi, İstanbul'a geldi iş bakmak için. Babası hep diyor ki, işte düğün yapalım, düğün yapalım. Ben de dedim yani düğün yapamayız şimdi. Yani birazcık dedim işlerini oturtursunlar, yani şey yapsınlar. Yani iş olmadığı için mi istemediniz siz kızı? Yoksa sen istemediğin mi, almak istemedin? Ben onu anlamadım. Ben de istemedim zamanında ama onlar birbirlerini çok seviyorlar niye diye. Niye, başka konuştuğu mu vardı? Veya senin kafanda bir düşünce, başka yok, bir kız mı vardı küçük, da istemedin? Yaşı anlamadım. Küçük diye. Ha, yaştan dolayı. Evet. Kız küçük alacaksın ki ona eğitireceksin. Ama şimdi işlerini güçlerini kurmamış. Babası bile söyledi yani. Dedi ki, oğlum sen bakamazsın buna dedi. O dedi, ben bakacağım. Hiç merak etmeyin. Öyle derler, limon satar, simit satar, alayım dedim. Öyle ben de derler dedim ama kızım. Anneye gene yükler, babaya yükler. Yükler ondan yani. Sonra şunu yapamadım. Yükleniyorlar evet, evet ama işte yapacak yani, bir şey. Ama onlar evlat olunca mecbur çekmek zorundayız yani. Onlar aç susuz kalınca biz de illaki rahat olmuyoruz. Oğlunuz dediğini yaptırdı sonuçta. Yaptırdı evet.